Osmanlı mı, Türkiye mi? Bizim Osmanlı dediğimiz devlet resmi ad olarak hiçbir zaman Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu gibisinden içerisinde Osmanlı kelimesinin geçtiği bir isim kullanmamıştır. Devletin resmi ismi asırlar boyunca Devlet-i Aliye, yani Büyük Devlet olmuştur. Abraham Ortelius'un 1579'da Anvers'te basılan haritası. Altta Türk İmparatorluğu yazıyor. Türk tarihinde aslında sadece iki devlet vardır. Doğu ve Batı Türk Devletleri. Doğu Türk Devleti Göktürklerden başlar, Timur, Babur, Altın Ordu ve diğerleriyle devam eder. Batıya doğru ilerleyen Türkler de gittikleri yerlerde kendi devletlerini kurmuşlardır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları ile Türkiye Cumhuriyeti de Batı Türk Devletleridir. John Spade'in 16. yüzyılda yaptığı Türk İmparatorluğu haritası. 16. asırda çizilmiş bu haritada Türk İmparatorluğu ibaresi vardır. Hanedan ismi geleneği. Tarihteki Türk devletleri yani Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan 16 devlet, Doğu ve Batı Türk devletlerinin devamlılık esası dahilindeki yeni şekilleridir. Yıkılan bir devletin yerine derhal yenisi kurulmuş. Türkçe günlük konuşmada devletten bahsedilirken o kurucusunun yahut idarecisi olan hanedanın ismiyle söylenmesi gelenek olduğu için her biri başka isimler almıştır. Osmanlı sözü de bu geleneğin devamıdır. Yani devletten kurucusu ve asırlar boyunca idarecisi olan hanedanın adı ile bahsedilmesinin örneğidir. İmparatorluk isim olarak daima Devlet-i Aliye terkibini kullanmıştır. Ama son zamanlarında nadiren de olsa terkibin sonuna Osmaniye kelimesi de ilave edilmiş ve Devlet-i Aliye-i Osmaniye halini almış ama resmi isimde bir değişiklik olmamış. Her zaman Devlet-i Aliye olarak kalmıştır. Osmaniye sözüne özellikle 19. asrın ikinci yarısından itibaren rastlanır. Bazı Türkçe belgelerde de bu şekilde geçer ama uluslararası yazışmalarda ve yabancı memleketler ile yapılan anlaşmaların Türkçe tercümelerinde yani resmiyette daima Devlet-i Aliye vardır. Peki devletin Türkçesi bu şekilde olan ismi yabancı yayınlarda, belgelerde, yazışmalarda vesairede nasıl geçiyordu? Bilmeyenler belki şaşıracaklardır ama Batı dünyası Devlet-i Aliye karşılığı olarak her zaman Türkiye'yi kullanmıştır. İmparatorluktan bahsedildiğinde de Türk İmparatorluğu denmiştir. Unutmayalım, Anadolu'nun ve resmi adı Devlet-i Aliye olan, resmiyet dışında Osmanlı Devleti şeklinde kullanılan imparatorluğun hakim olduğu topraklarda, batıda ta 11. asırdan bu yana Türkiye diye bilinir. Bu ismin ilk kullanılışına Türklerin 1071'deki Malazgirt Savaşı'nın ardından bölgeye kalabalık gruplar halinde yerleşmelerinden hemen sonra 1085'te tesadüf edilir. Eski asırlarda çizilen bütün haritalarda, yazılan tarih kitaplarında, Batılıların kaleme aldıkları seyahatnamelerde ve bu topraklarla alakalı olarak yazılanların tamamında devletin ismi Türkiye, bulunduğu topraklarda Anadolu diye geçer. Avrupalıların bölgeden bu şekilde bahsetmeleri, Alman kralı Barbarossa'nın 12. asırda katıldığı Haçlı Seferi'nin ardından yoğunluk kazanır. Derken 13. yüzyılın meşhur keşiş, diplomat ve yazarı Simon de Saint-Quentin'de eserlerinde Türkiye sözünü kullanması üzerine kavram tamamen yerleşir. O zamanki Türkiye'nin sınırlarının belirsiz olmasına rağmen devletin ismi artık Türkiye, arazisi de Anadolu'dur. Seyyahlar eserlerinde Türkiye'ye gidiyoruz, Türk topraklarına girdik diye yazarlar. Osmanlılardan Türk sözüyle bahsedilir. Padişaha da Türklerin sultanı yahut Türklerin imparatoru denir. Bir devletin büyüklüğünü taşıdığı tantanalı isim değil, sahip olduğu güç gösterir ve Devlet-i Aliye'nin sonuna gayri resmi şekilde Osmaniye kelimesinin ilave edildiği devirde, yani 19. asırda devlet gücünün zirvesinde değil, en zor, en sıkıntılı ve en zayıf günlerindedir.
Osmanlı mı Türkiye mi tartışmasının cevabını Sultan Vahidettin'in kızından dinliyoruz. Sözünü ettiğim kişi Sabiha Sultan, yani Sultan Vahidettin'in küçük kızı. 1894 ile 1971 arasında yaşayan 28 senelik sürgünden dönüşünde Osmanoğlu soyadını alan ve Cumhuriyet dönemindeki tam ismi Rukiye Sabiha Osmanoğlu olan Sabiha Sultan. Sabiha Sultan, imparatorluk cumhuriyet meselesine son derece zarif bir şekilde temas ediyor. İşte Sabiha Sultan'ın pek çok kişiye ders mahiyetindeki sözleri: "Ben tarihçi değilim. Memleketiyle birlikte bedenen ve ruhen yıkılmış bahtsız bir hükümdarın kızıyım. Bana dinimin İslam olduğunu ecdadımın kurduğu vatan sevgisiyle beraber terkin ettiler. Bu iki akideyi kanımın içinde duyarak büyüdüm ve ihtiyarladım." Sabiha Sultan'ın hatıralarından bir sayfa: "Gönlüm ister ki Türk milleti tarihine karşı hürmetkar olsun. Geçmiştekilerin hizmetlerini, büyüklüğünü unutmasın. Onlara tam kıymetlerini versin. Osmanlı Devleti'nin tarihte kazandığı azametli, vakarlı yeri küçümsemesin. Maziye karışan bedbaht hükümdarlara şimdiye kadar yüklenen ithamların yerinde olup olmadığını tam bir müsamaha ve titizlikle tetkik etsin. Bugün cumhuriyet kurulmuş, ailemiz vazifesini yapıp geçmiştir. Türk milletinin bizleri artık dedikodu mevzu etmesi ayıptır. Çünkü milletimiz için Osmanlı tarihi iftihar edilecek bir mirastır. İmparatorluk ayrı bir devirdi. Fakat o da Türk'ün idi. Bugünkü cumhuriyette Türk'ün malıdır." Meselenin temeli işte burada. Osmanlı tarihi iftihar edilecek bir mirastır. İmparatorluk ayrı bir devirdi. Fakat o da Türk'ün idi. Bugünkü cumhuriyette Türk'ün malıdır ifadesinde.